tek kişilik devlet mi olur? Hayır. Bütün toplumu bir parti başkanı mı temsil eder? Hayır. Bağımlı mahkeme mi olur? Hayır. Ülke fermanlarla mı yönetilir? Hayır. Düdümlü meclis mi olur? Hayır. Ülkenin tapusu tek kişiye mi verilir? Hayır. Hesap vermeyen yönetici mi olur? Bu şekilde anayasa mı hazırlanır? Hayır! 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 Peki, o zaman alkışlarınızla HDP Parti Sözcüsü, Urfa Milletvekili Sayın Osman Baydemir. Emeğin ve ekmek kavgasının kadim şehri, şehri İstanbul'dan, Ege'nin barış rüzgarını melteme dönüştürüp coğrafyamızın her santimetre karesine gönderen bütün canlara ve yine şehri İstanbul'dan özgürlüğün, barışın kalesi olan Amed'e binlerce kez selam olsun. Binlerce kez selam olsun. Dostlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım, hep birlikte bugün İstanbul'da, İzmir'den, Amed'den hayırlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuğumuz hayırlı olsun. Her bir hayırınız bu ülkeyi ateş çemberine dönüştüren, militarist bakış açısını söndüren su damlası olsun. En derin saygılarımla sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hürmetle, umutla selamlıyorum. Umutla selamlıyorum. 10 yıllarca mücadeleye, emek ile, can ile, düş ile, tırnak ile, diş ile, Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Kürdistan'dan Ege'ye, Karadeniz'e bir umut oluşturdunuz. Barış masasını kurdunuz, müzakere masasını kurdunuz, kardeşlik masasını kurdunuz. Umut oldunuz, sevgi oldunuz, umudunuz, sevginiz çığ oldu, bentleri, barajları 7 Haziran'da yıktınız, açtınız, mecliste halkların sesi ve soluğu oldunuz. Ve emin olun, 7 Haziran'da kurmuş olduğunuz barış ve kardeşlik halayı maalesef, maalesef göz koydular. Milletin iradesini tanımadılar. Halayımızı, halayımızı, düğünümüzü kana buladılar. Düğünlerimizi, halayımızı, umudumuzu, sevincimizi kana bulayanlara bir kez daha hayır, bir kez daha hayır, bir kez daha hayır. İşte bundan dolayı bunlar ergenekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bunlar 120 bin insanın ekmeğini elinden alanlardır. Bunlar sadece ve sadece varsa yoksa kendi ekmeklerine yağ sürenlerdir. Kendi ekmeklerine yağ sürenlere hayır. Bunlar 80 milyon insanı barış imkanı, barış fırsatı varken
kutuplara, kutuplaşmaya ayıranlardır. Bunlar rengarenk gül bahçesini tek bir renge boyayıp soldurmak isteyenlerdir. Bunlar geleceğimize, 80 milyonun geleceğine göz koyanlardır. Tanı bunları Ahmet, tanı bunları İstanbul, tanı bunları İzmir, tanı bunları, tanı bunları. Kardeşlerim, bu halk kibirli, doyumsuz, çıkarcı siyasetçiden ve vesayetten çekmedi çektiği kadar. Gün geldi, kendi çıkarları uğruna ülkeyi savaşa soktular. Gün geldi, ortak varlıklarımızı sadece ve sadece yandaşlarına peşkeş çektiler. La kardeşim, sen ne yapıyorsun? Bu doğru değil, bu hukuki değil, bu etik değil diyeni cezaevine götürüyorlar, cezaevine koyuyorlar, zindana koyuyorlar. Savaş doğru değil, barış olması gerekendir diyen 3000 akademisyeni cezaevine gönderiyorlar. Hocalarımıza, el uzatanlara bir kez daha güçlü bir şekilde hayır diyoruz. Sormak lazım. Siz ne istediniz de bu halk size vermedi? Şehri İstanbul'a belediye başkanı olmak istediniz. Halk destekledi. Mazlum oldunuz, mağduriyete uğradınız. Halk bu mağduriyetin, bu mazlumluğun karşılığını sizin milletvekili yaparak verdi. Yetmedi, yine istediniz, millet sizi başbakan yaptı. Yetmedi, yine istediniz, millet sizi cumhurbaşkanı yaptı. Peki, şimdi ne istiyorsunuz? Bir lokma, bir hırka anlayışından, felsefesinden gelen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Artık bunlar ne istiyorlar? Sarayları var, gemileri var, gemicikleri var. Ne istiyorlar? Gotinek bu kurdi heyi. Dibeke, eke, zikbirçi, tüçiçek nambidi, bese. Le yeke çavbirçi, tühemmu dünyaya bidi, tühemmu dünyaya bidi ne bese. Yeke zikbirçi, tühemmu dünyaya peydi ne bese. Kimi vana? Vana kimi? Vana kolma tüm birçine. Kolma tüm müdahim birçine. Hade ve terbike. Hade ve terbike. Hade ve terbike. Kardeşlerim, 1924 anayasasından bugüne değin. Kürtler, farklılıklar, zenginlikler, çeşitlilikler bu ülkenin bütün bizleri maalesef anayasa içerisinde rengini bulmadılar. Sorarım, 12 Eylül Cunta Anayasası'nda Kürtler var mı? Aleviler var mı? Özgürlük var mı? Eşitlik var mı? Adalet var mı? Onurlu bir gelecek var mı? Peki sorarım, bugünün vesayet rejiminin dayatması olan bu pakette Kürtler var mı ey Ahmet? Kürtler var mı? Hayır. Aleviler var mı? Hayır. Eşitlik var mı? Özgürlük var mı? Hak var mı? Adalet var mı? Ha 1982 Cunta Anayasası, ha AKP, MHP dayatması. Al birini, vur ötekini. Al birini, vur ötekini. Oysa ki anayasalar toplumu bir arada yaşatmanın dermanıdır. Müzakereyle, istişareyle, ortak paylalarda buluşmayla anayasalar oluşturulur. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin dayatması Türkiye'nin tümünün anayasası olabilir mi? Çok açık ve ne söylüyorum. Figen Yüksekdağ eş başkanımızın, Selahattin Demirtaş eş başkanımızın, milletvekillerimizin içinde sözünün olmadığı 6 milyon oy temsili olan HDP'nin sözünün, renginin yansımadığı bir anayasa Türkiye'nin anayasası olabilir mi? Hayır.
200 bin insanın cezaevine konulduğu bir atmosfer içerisinde bu dayatma Türkiye'nin anayasası olabilir mi? Neredeyse iki komşunun birbirine artık selamlaşmadan imtina etmiş olduğu bir saddi mahal içerisinde böylesi bir dayatma toplumun derdine derman olabilir mi? Gazetecilerin cezaevine olduğu, yazamadığı, eleştiremediği ya da sürgünde olduğu, sürgünde gönderildiği bir zemin içerisinde toplumun haber alma, haber yayma imkanının olmadığı bir atmosfer içerisinde bir anayasa Türkiye toplumunun tümünün anayasası olabilir mi? Elbette ki hayır. Olağanüstü hal rejimi, korku rejimi, korku cumhuriyeti ortamı içerisinde Türkiye'nin tümünü kucaklayan bir anayasa oluşturulabilir mi? Elbette ki hayır. Biz bu paket Kürt'ün derdine derman değil. Bu paket olsa olsa demokrasinin de, özgürlüğün de, bir arada yaşama arzusunun da fermanıdır. Derman olmayana, fermana biz de hayır diyoruz. Ferman padişahınsa hayır deme hakkı bizimdir. Hayır deme hakkı bizlerindir. Değerli kardeşlerim, 12 Eylül ruhunu yeniden hortlatıyorlar. Bir kez daha hortlatıyorlar. Hatta 12 Eylül askeri cuntasından günümüze değin bin bir emek ve mücadeleyle elde etmiş olduğumuz bütün kazanımları yok edip bir kez daha junta anayasasının ruhunu dipdiri hale getiriyorlar. Bangamış ve hemyayı. Jinnemir Melle Mustafa Berzani, Hayani Şeyh Seyyid Ekal, Hayani Seyit Rıza, Hayani Mazlum Doğan, Hayani Sakine Cansız. Dijminin baba, nabın dost elava. Dijminin baba, mıkabın nabın dost elava. Huşku Brian Min. Çerm, çerm. Çerm dıbı bo. Çerm dıbı post. Leb hadi. AKP ne bu dost, ne bu dost, mıhabın ne bu dost. Bunların dayatmış olduğu anayasa bir teklik, bir tekçilik anayasasıdır. Çok açık ve ne söylüyoruz. Bizler tek dil, tek millet, tek şef olacak, Allah'ın çeşit çeşit yaratacağı teke inecek değiliz. Tekçiliğe bu minvalde bir kez daha hayır diyoruz. İşte bu salonda bulunanlar, hepimiz, bizler, Kürdüz, Aleviyiz, Çerkeziz, Türkmeniz, Türküz, Kürdistaniyiz, rengarenk gül bahçesiyiz, emekçiyiz, kadınız, laikiz, dindarız. Bütün bu çeşitliliği, bütün bu zenginliği, bütün bu farklılığı, ama aynı zamanda Ermeniyiz. Sevgili Garopaylan, aynı zamanda Ermeniyiz. Aynı zamanda Süryaniyiz. Aynı zamanda Hrant Dink'iz. Ama aynı zamanda Tahir Elçi'yiz. Ama aynı zamanda Orhan Doğan'ız. Aynı zamanda Roboskili çocuklarız. Roboskili çocuklar. Aynı zamanda Miray bebeğiz her birimiz. Aynı zamanda Taybet anayız her birimiz. İşte böylesi bir atmosfer içerisinde bize düşen bu tekçiliğe bir kez daha hayır demektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasal gelişmesi olan müzakereyi bitirdiniz, müzakereyi. Dolmabahçe mutabakatını yok saydınız. Tek başına iktidar olmak için bu ülkeyi ateşe attınız. Ve annelere evlat acısı yaşattınız. Şu andaki reel durum nedir biliyor musunuz? Reel durum, Sayın Cumhurbaşkanı. Halk ekmek telaşında, borç batağında. Siz yandaşlara peşkeş çekme derdinde. Halk gelecek kaygısında, can korkusunda, evladının telaşında. Siz ömür boyu bir garanti peşindesiniz. Olmaz olsun bu.
olmaz olsun. İşte bütün bu olmaz olsunları bu ülkenin halklarının gündemine zorla dayatanlara bir kez daha İstanbul'dan hayır, Ahmet'ten hayır, İzmir'den hayır diyoruz. Kardeşlerim, eski ortaklarıyla birlikte gizli sınav sorularını çalarlardı. Bunlar ise şu anda açık açık, eşkere eşkere deveyi hamuduyla birlikte yutuyorlar. Bu yetmiyor. 80 milyonun geleceğini bu paketle çalmak istiyorlar. Hırhızlara hayır. Bizim geleceğimizi çalmaya çalışanlara bir kez daha hayır. Bir halkın özgürlük davasıdır bu dava. Var olma davasıdır. Birlikte yaşam davasıdır. 2 yıllık müzakere, istişare, çatışmasızlık sürecinde 90 yıllık yaralar kabuk bağladı. Ve bir kez daha insanlarımız birbirini anlamaya başladılar. Empati kurdular. Geleceğe umutla baktılar. Ve birlikte yaşayabiliriz duygusunu en güçlü şekilde yaşadılar. Siz ne yaptınız? Milletin iradesini tanımadınız. 7 Haziran'ı yok saydınız. 2 yılda bu ülkenin gelmiş olduğu merhaleye baktığımızda halkı birbirine düşman ettiniz. Ne uğruna? Tek başına iktidar olma uğruna. Bu paket derman değil. Bu paket fermandır. Bu paket maya değil. Bu paket tuzun kokmuş halidir. Tuzun kokmuş hali. Tuzun kokmuş haline hayır. Demokratik olan her rejimde mutlak suretle kendimizi buluruz ve katkı sunarız. Ama açık söylüyorum, bize dayatılan şu andaki bu rejim demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. Belediye başkanlarımızın cezaevine konulduğu bir atmosfer içerisinde, Sati Mahalli içerisinde Kürt halkının miskali zerre kadar iradesinin tanınmadığı bir zemin içerisinde bunların bize vereceği hiçbir özgürlük zemini maalesef yoktur. Bu itibarla da bu anayasada Selahattin Demirtaş'ın sözü yoksa, Figen Yüksekdağ'ın sözü yoksa bizim de sözümüz hayırdır. Sadece belediyelere kayyum atamakla yetinmiyorlar. Ülkeye kayyum atamak istiyorlar. Ülkenin kendisine kayyum atamak istiyorlar. Gülten Kışanak, Fırat Anlı, Ahmet duyuyor musun? Hür iradenizle seçmiş olduğunuz bu belediye başkanlarımızı cezaevine koyanlara bir sözümüz olmayacak mı? Hem de İzmir'e duyurulur 5G hızında. Hayır. 5G hızında. Hayır. Peki kayyum ne yaptı? Şu ana kadar atanan kayyumlar ne yaptı da Türkiye'ye kayyum atanırsa ne yapacak? Kayyumun ilk işi Kürt dilini yasaklamak oldu. Kürtçe tabarayı indirmek oldu. Kayyum kadın düşmanlığı yapıyor. Kadından şoför olmaz diyor. Ya kadından başkan oluyor başkan. Nasıl olmaz? Kayyumdan düzen olmaz. Kayyumdan birlik olmaz. Emin olun ha, emin olun. Bugün ha kayyum, ha zukum. Kayyuma da, zukuma da hayır. Şimdi hafızalarımızı birazcık daha tazeleyelim. Roboski'nin faillerini Ankara'nın delhizlerinde kaybedenler, Barış Elçimiz, Tahir Elçi'nin faillerini koruyanlar, açığa çıkarmayanlar,
Cizre'yi, Şırnağı, Nusaybin'i Sur'u yerle bir edenler. Sur'ucun, Ankara'nın ve daha nice katliamlara giden yollara taş düşenler. Utanmadan bu ucube düzenlemeyi önümüze koyuyorlar ve HDP'ye gönül vermiş kardeşlerimden destek istiyorum diyorlar. La havlu bela. La havlu bela kuvvetu illahi billahi aliyul azim. Selam olsun müftüm, selam olsun Diyarbakır vekilim. La havlu bela kuvvetu illa billahi aliyul azim. HDP'ye gönül vermiş olan kardeşlerini, kardeşlerimizi, canını aldınız, canını. Cenazelerini 7 gün açıkta beklettiniz. Şehirlerini, kasabalarını başlarına yıktınız. Taş üzerine taş bırakmayacağız dediniz. İşte böylesi bir atmosfer içerisinde sizlere verilecek yanıt çok açık ve ses söylüyorum. Na, 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 na. Bir gün iktidarlarını tahkim etmek için, sürdürmek için, mutlaklaştırmak için MHP'nin tabanına kurt işaretiyle selam verirler. Baktılar olmadı, yetmiyor. CHP'nin tabanına İzmir Marşı ile seslenirler. Baktılar yine olmuyor. Kürtlere böyle hafif bir mesaj göndermek için ağla rengini gösterirler. Ağla rengin çiye, ağla rengin kesku soru zere, nişana gevhere, ağla rengin naye, ağla rengin naye. Silav eyle bikin keçü horte kurda, silav eyle bikin. Oşu dünyari kurda raşi, em gış behevdura, carek dini bibecin na, carek din em bibecin na. Şeyh Sahid'in torunları, Seyit Rıza'nın torunları, Pir Sultan'ın torunları hayırda buluşacaklar. Yeni bir hayır kapısı açacaklar. Ölümü değil, ölümü değil, yaşamı, yaşamı kutsayacaklar. Alişehir ve Zarife'yi unutmamak lazım. Şehir şehre, çıçın çimmere, şehir şehre. Çüşün çimmere. Bizi, toplumu idam sehpasıyla korkutuyorlar. And olsun ki eş başkanlarımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte, zindanda tutulan bütün arkadaşlarımız, yoldaşlarımızla birlikte, halklarımızla birlikte, Ahmet'te, Kordon'da, Gezi'de, Taksim'de bir kez daha hayır kapısını açmak suretiyle kardeşlik halayında, özgürlük halayında, eşitlik halayında buluşacağız. İşte eşitlik halayında buluşabilmek için bir kez daha hayır diyoruz. Bütün Türkiyelilere çağrımızdır. Gelin darbeyi, sivil darbeyi, karşı darbeyi, o hali ve kararnamelerinin tamamını sandığa defnedelim, sandığa gömelim. Gelin kentleri yakıp yıkan o zihniyeti sandığa gömelim. Gelin bir yudum su diye bağıran, inleyen insanları ateşle yakanlara gelin bir hayır çekelim. Hep birlikte bir hayır çekelim. Gelin Cumhuriyet tarihimizin en büyük şerri şu an kapıda. Kapımıza şer dayatılmış. Bu şere
bir hayır çekelim. Ve her şerde bir hayır vardır. Bu şeri hayra dönüştürelim. Hayırla hayra dönüştürelim. Bu kez hayırda iyilik var, hayırda ferahlık var, aydınlık var ha aydınlık. Ronahiye ha, na ronahiye, ronahiye. Ev zivistan, zivistana heri paşine. Bahar lepeşya meyye, son kışımızdır. Bahar hayırla gelecek, bahar hayırlarımızla gelecek. Hayırda hak var, adalet var, özgürlük var. Bu hayırda saygı var, hoşgörü var. Bu hayırda biz varız, hepimiz varız. Hepimiz hayırla kazanacağız. Hayırda buluşacağız, hayırla kazanacağız. Take düştü, kel göründü Akın abi. Söz meclisten dışarı tabii. Bu halk artık onları tanıyor. Bu halk düzü hediye male behevdu hasiyayı diyor. Düzü hediye male behevdu hasiyayı. Bu halkın ferasetine, sağduyusuna ve birlikte yaşam arzusuna inanıyoruz, güveniyoruz. Hayır vicdanın tercihidir. Hayır umudun tercihidir. Hayır zulme boyun eğmeyenlerin tercihidir. Hayır yangına su dökenlerin tercihidir. Hayır ateşleri söndürmektir. Hayır bir kez daha kardeşlik halayında buluşmaktır. Kardeşlerim, yılmayın, düşmeyin, umudunuzu yitirmeyin. Güzel günler kapıda, hayır kapıda. Ey Ahmet, özgürlüğün kalesi, biliyorum ki sen bin yıllarca o coğrafyaya hizmet ettin. O coğrafyayı kalemle korudun. Biliyorum ki dört tane kapın var. Her dört kapında hayra bakar. Her dört kapında hayra açılır. Buradan bir kez daha, bir kez daha Ahmet'e, Ahmet'in kalesine ve kalesindeki o kara taşlara. Debe karam, de aslan karam, de yiğit karam, dayan can ile, dayan düş ile, dayan diş ile, dayan bir umudumuz da Ahmet'te, bir umudumuz Ege'de, bir umudumuz Karadeniz'de, bir umudumuz Botan'da, Serhat'ta, Kürdistan'da. Yolumuz hayır yoludur. Yolculuğumuz hayırlı olsun. Hayır kapısını açsın. Bir kez daha eş başkanlarımızla birlikte özgürlük halayında, kardeşlik halayında buluşmak üzere şimdi halkımıza gidiyoruz. Şimdi milletimize gidiyoruz. Halklarımıza gidiyoruz. Birlikte kardeşlik halayını, kardeşlik coşkusunu, tutkusunu bir kez daha diri tutmak için hep birlikte büyük, hayırlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Stara khodele serwebe, stara khodele ser kurdu kurdistanbe, stara khodele ser hemu gelle mazlumbe, her heben, her bücün, zor spas, zor spas. Seh.